Değerli basın mensupları, maalesef ki AKP her seçimi kazandıktan sonra, her yaptığının doğru olduğunu, her kararı alabileceğini ve bu kararları rahatlıkla uygulayabileceklerini düşünüyorlar. Aslında çoğulcu demokrasilerde evet bir iktidar %51 ile gelir, %52 ile gelir ama kendisine oy vermeyen %49'un da haklarını hukuk çerçevesinde korumakla yükümlüdür. İktidara geldim, benim bir yaşam felsefem var. O felsefeyi herkese dikte edip uygulayabilirim mantığı doğru bir mantık değil. Buna 85 milyon izin vermemesi gerekir. Nedense son dönemlerde kafalardaki bağnazlık, gericilik toplumun tüm bireylerine bir baskı olarak uygulanıyor. Evet, üniversitede festivaller, konserler, kitap günleri, pandemide müzik, her şeye yasak geliyor. Ve bunu hukukla bağdaştırmaya kalkıyorlar. Cumhurbaşkanı, valileri, bakanları atmış olduğu her imzanın hukuki bir sonuç doğurduğunun farkında değiller. Şimdi sanatta sanatçıya ya da kendisinden farklı düşünen herkese düşman gibi davranan bu iktidar şimdi de İstanbul'da sahillerde ya da belli yerlerde içki yasağını getiriyor. Bunu vali yapıyor. Tepkiler üzerine kadınların ve çocukların huzurunu korumak adına bunu yaptığını söylüyor. Değerli arkadaşlar, sen bir sefer kadının huzurunu koruyacaksan, güvenliğini sağlayacaksan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayacaksın. İstanbul Sözleşmesi'ne devam edeceksin. Ama İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacaksın. 2 gün önce, 3 gün önce daha 7. kattan atılarak katledilen senin sorumluluğunda bir kadın var. Hayatını kaybedecek. Her gün bir kadın cinayeti, şiddet ve bunların önlemlerini almayacaksın. Bunun çözümünü de sahillerde içkiyi yasaklayacaksın. Bu bir akıl tutulması. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın ben aynı zamanda grup başkan vekiliyim ve Mersin milletvekiliyim. Mersin sahilinde binlerce genç, yine binlerce vatandaş sahilde yemeğini yiyor, içkisini içebiliyor. Ben bir tek sorun, bir tek kavga görmedim. Hatta içki içen, içmeyen birbirine yemek ya da ihtiyaçları doğrultusunda tuz, ekmek bile verebiliyor. Ama ben Mersin sahilinde şunu gördüm, ben valiye söyleyeyim, sormak isterim. Bizim denize girmeye kıyamadığımız Mezitli'de, Yenişehir'de, Akdeniz'deki o güzel sahillere o gençler piknik yaparken, birisi içki içerken, birisi yemeğini yerken yarı çıplak binlerce sığınmacının denize girdiğini gördü. Gürültüden bahsediyor, rahatsızlıktan bahsediyor. Yüzlerce kişinin aynı anda kavga edip çevreyi, gençleri rahatsız ettiğini gördüm. İstanbul valisi bununla ilgili bir önlem aldın mı? Moda sahilinde, Caddebostan'da insanlar oturup denizi seyrederken, çocuklar oradayken yarı çıplak girip orada kavga eden sığınmacılar için ne yaptın İstanbul valisi? Burada kadının, çocuğun huzuru ve güvenliği bir bahane, tamamen kendi yaşam felsefelerini dikte etmek için alınan bir karar. Değerli arkadaşlar, hukuktan da bir haberler. Şimdi ben hukuken bunu bir değerlendirmek istiyorum. Sayın Vali bunu neye göre alıyor? Bir genelgeye göre. İl İdare Kanunu'nun 11. maddesince bendindeki genel bir yetkiye dayanarak bunu alıyor. Şimdi bu tamamen iş düzenlerine ilişkin olan bir düzenleme. Ama bundan genel bir kanun koyucu gibi, kanun gibi sonuç çıkarmaya çalışıyor. Ve tam bir yetki aşımı. Ve aynı zamanda anayasanın 13. maddesine göre temel hak ve hürriyetler ayaklar altına alınıyor. Çünkü ancak kanunla sınırlandırılabilir. Ve yine anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum yapısına, laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülük ilkelerine tamamen aykırı bir karar. Şimdi sen bir genelgeyle yasak koyuyorsun, koymaya çalışıyorsun. Ve bunu yaşam tarzına bir müdahale olarak yapıyorsun. Ölçüsüz ve keyfi bir şekilde yapıyorsun. Ve kadınları bahane ediyorsun. Neymiş sarhoşluk? Oysa Kabahatler Kanunu'nun 35. maddesi sarhoşluk başlığını düzenlemiştir. Bunu bir suç olarak görmüştür. Ama buradaki sarhoşluk insanların içki içip sarhoş olması değil. İnsanların içki içip sarhoş olup gürültü ve aşırı ses, rahatsızlık verip insanları bir anlamda taciz etmesinden dolayı getirilen bir hükümdür. Buradaki 35. maddenin içkiyle bir alakası yoktur. İçkinin sonucundaki sarhoşlukla insanlara verilen bir tacizi anlatmaktadır. Ve getirip bu madde varken iş düzenlemene göre 11. maddeyi insanların önüne koyuyorsun. Şimdi aynı şeyi 2012 yılında Afyonkarahisar Valiliği yapmış. İdare Mahkemesi'ne dava açılmış. İdare Mahkemesi bunu iptal etmiş. Danıştay'a gitmiş. Danıştay da bu kararı onamış. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum diyen bir cumhurbaşkanı varsa vali de Danıştay'ın kararını tanımaz ve bu ibretlik yasağa getirmeye kalkar. Şimdi toplum, insanlar üzülerek söylüyorum ki zaten içkili yerlerde yemek yemek ya da gidip orada hesap ödemek gibi bir durumları yok. İstanbul'da, Mersin'de kişi başı
5.000 lira hesap vermek zorunda. Şunu hemen söyleyeyim, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak alkolün, sigaranın sağlığa zararlı olduğunu ve bu konuda toplumsal, Sağlık Bakanlığı ölçüsünde, Yeşilay ölçüsünde, kurumlar ölçüsünde mücadele edilmesi gerektiğini söylüyorum. Ama tercihler ve yönelimlerle ilgili insanların yaşamına müdahaleyi asla ve asla kabul et. Bu hukuka aykırı bir durumdur. Ama şimdi kadın, ahlak ve bunun korunması hep AKP tarafından tersten bakılarak yorumlanıyor. Ben valiye de sormak isterim, Cumhurbaşkanı'na sormak isterim, İçişleri Bakanı'na sormak isterim. Yani şimdi İstanbul uyuşturucu batağı haline gelmiş. Hiçbir şekilde önleyemiyorsun. Sığınmacılar her türlü rezaleti suçu sahillerde işliyor. Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'na talimat veriyorsun. Sığınmacıların işlediği suçları basınla paylaşmayacaksın, basına sızmayacak diyorsun. Ve tarikatlar, ahlak diyoruz, toplumun ahlakı diyoruz, kadının çocuğun korunması diyoruz. Orada yaşananlarla ilgili bu vali, İçişleri Bakanı hiçbir önlem almıyor. Şimdi bir bakalım toplumun ahlakını ne bozar? Gerçekten insanlara yaşam tarzı, tercihleri, alkol kullanması, yönelimleri, giyinmesi. Bu mu bozuyor toplumun ahlakını? Yoksa biraz hatırlayalım. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara'nın tarikatlardaki baskı sonucu intihar etmesi. İsmail Ağa cemaatine bağlı Yuranır Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki çocuğu 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirme skandalı mı? Ben bu skandalla ilgili valiye söylüyorum, soruyorum. Nasıl bir tepki aldın sayın vali, ne açıkladın İçişleri Bakanı? Ensar Vakfı Karaman'da 10 erkek çocuğunun yaşadıkları ve dönemin bakanının bir kereden bir şey olmaz diyecek kadar yüzsüzleşmesi. Bunlar toplumun ahlakını bozmuyor mu? Yine Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne bağlı bir yurtta çalışan aşçının mühendis bir öğrenciyi, mühendis adayı bir öğrenciyi satırla doğrayarak öldürmesi. Bunlar bozmuyor mu? En son Uşaki Tarikatı'nın lideri Eyüp Fatih Şaban 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. İşte gazetecilerin, aydınların, milletvekillerinin yararlanmadığı haktan yararlanarak Şubat ayında sokakta olacak. Bunlar toplumun ahlakını bozmuyor mu? Şimdi ahlakı nerede arıyoruz? Ahlakı zihinlerde, yaşam tarzında mı arıyoruz? Bu baskılarla mı bunu çözeceğiz? Hayır. Toplumun genel ahlakını koruyacaksak önce yönetenler kendilerine bakacaklar. Allah Allah kul arasına bu gördüğümüz birçok kirlenmiş tarikat yapılarını çekecekler. O tarikatlara çocuklarımızı, evlatlarımızı teslim etmeyeceğiz. O çocuklara taciz edilirken, o çocuklar intihar edilirken, o çocuklar kendini asarken bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkacak bir dakika diyebilecek. Ama sorunu nerede görüyorlar? Sahilde üniversite öğrencilerinin içeceklerini alıp oturup eğlenmesinde görüyorlar. Bununla ahlakı düzelteceklerini düşünüyorlar. Ya da bambaşka konuda bakalım, bu toplumun ahlakı niye bozuluyor? Eğer sen 200 kez kamu ihale kanunu değiştiriyorsan, yandaşlarına trilyonlarca liralık ihale veriyorsan, birilerini zenginleştirip 85 milyon yoksullaştırıyorsan, milletvekilleri eski vekiller çocukları ailesi bir değil 5 maaş aynı anda alıp birileri 7.500 lira emekli maaşı alıyorsa bu toplumun ahlakı bozulmuyor mu? Ahlakı nerede arayacağız? İnsanların içmiş olduğu içkide mi arayacağız? Burada mı arayacağız? Ben sormak istiyorum. Şunu sorması lazım. Sürekli ahlak dersi veren, bizlere tweet atan, hakaret eden mesela Melik Gökçek gibi tiplere. 84'ten beri sen belediye başkanıydın. Giydiğin bir ceketin bile, araban bile, evin bile yoktu. Bugün oğlun o kanalların, o spor kulüplerin, o servetin, o arazinin nereden buldun diyebiliyor musun? Ha. Melik Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in bu ülkede milyonların sırtından milyarlarca servet yapma hakkı olacak, milletvekili olacak. Ama benim pırıl pırıl çocuklarım bu tarikatlarda ezim ezim ezilip intihara sürüklenecek. Milyonlar sefalette sürüklenecek. Sonra ahlakı içkide ya da insanların özel tercihlerini arayacaksınız. Gerçekten artık ahlakın nerede olduğunu, nerede aramamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a sormak isterim. 2001'de partini kurdun. 2002'de geldin, seçildin. 21 yıldır yönetiyorsun. Neden? Neden insanlar bu kadar dinden soğudu? Neden bugün milyonlarca deist ve ateist pırıl pırıl çocuklarımız böyle bir tercihte bulundu? İşte dini sürekli siz anlattığınız için, siz böyle bir yaşam ortaya koyduğunuz için, şu tarikatları gördüğü için insanlar üzülerek söylüyorum ki dinden soğudu. Ben bunu birçok yerde Anadolu'da gördüm. Eğer böyle yaşayanlar, ülkeyi soyanlar, yolsuzluk yapanlar, haksızlık yapanlar ya da eşi öldükten 5 saat sonra onunla cinsel ilişkiye girebilir diyen sapkınlar, bunların yanındaysa ben onlar gibi Müslüman değilim dedi. Bunları konuşmalıyız, korkmadan konuşmalıyız. Bu ülkedeki, bu dünyadaki Müslümanlarla, inançlı insanlarla Allah'ın arasında ne Recep Tayyip Erdoğan ne de bu tarikatlar giremez. Onları bağlayan Allah'ın kuralları, kitaplar
kitapta ve sünnettedir. Ama bu sapkınlar, 12 yaşındaki çocuğa evliliğin yolunu açanlar, tacizde bulunanlar, Aladağ'daki yangında işte çocuklarımız öldü. Birçok duayın daha çok çok kötüsünü anlatabilirim burada. Aylaklı olacak ama bu ülkedeki pırıl pırıl gençler, dışarıda yemek yiyemeyen gençler gidip bakkaldan aldıkları içkisiyle sahilde oturdukları için yasak gelecek. Hayır Sayın Vali, senin görevin bu toplumda öncelikle ahlakı korumak. Ahlakı da koruyacaksan Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı, siz temiz olacaksınız. Kimseye kirli ihale vermeyeceksiniz. Birçok milletvekilinin çocuğu belediyelerden, kamu kurumlarından sınırsız ihaleler alıyor. Hepsini burada açıkladık. Hepsi inanılmaz hayatlar. Hepsi yurt dışındaki üniversitelerde okuyorlar, özel okullarda okuyorlar. Ama evet, inançlarından dolayı pırıl pırıl çocukları, 5-6 yaşındaki çocukları ne olduğu belirsiz bu tarikatlara veriyorum. İntihar ediyorlar, bazıları taciz oluyorlar. Ve bunu hiç konuşmuyoruz. Ahlakı nerede arayacağımızı bilmeliyiz. Eğer ben 10 yıl milletvekilliği yapmışsam, bıraktığımda geldiğim gibi evime dönmüşsem, çocuklarım torpille işe girmemişse, çocuklarım ihale almamışsa, çocuklarım vakıflarda zenginleşmemişse, eşim zenginleşmemişse, kardeşlerim zenginleşmemişse ben ahlaklı bir insanım. Ve benim içki içmem ya da benim özel hayatım sizi hiç ilgilendirmez. Allah'la benim aramdadır. Ama benim gördüğüm bir şey, İslam hukukundaki suçlara baktığımız zaman birçok suçun affı var ama kul hakkının hak affı yok. Kul hakkı yiyeceksin, çocukları kaderine terk edeceksin, çocukları bu tarikatlara teslim edeceksin, ondan sonra da yasağı burada göreceksin. Utanıyorum. Lütfen artık bu konuda çok şikayet geldiği için, bakın muhafazakar, AK Parti oy veren vermeyen birçok kişiden geldiği için biraz utanıyorum arkadaşlar. İnsanlara dokunmayın, özel hayatına dokunmayın. İçen içer, içmeyen içmez. Zaten son yaptığınız zamlarla, getiriniz vergilerle insanlar sahte içki içmek zorunda kalıyor. O kadar içkiye karşıysan, senin günlük 2,5 bir dakikalık sarayının geliri, 2,5 emekli maaşı, en büyük vergiyi içkiden alıyorsun. Onda haram dediğin faizi ve saray giderlerini ödüyorsun. Daha sonra onun üzerine siyaset yapmaya kalkıyorsun. Herkesin özeli, inancı Allah Allah kendi arasındadır, kendi vicdanındadır. Yeri ve zamanı geldiğinde hesabını verir. Verir. Ben eminim bu ülkedeki milyonlarca genç bir gün bu dünyadan zamanı geldiği zaman, göç ettiği zaman bizler hesabımızı verebiliriz. Ama görüyorum ki sizin verilemeyecek çok hesap. İşte bu çocukların, intihar eden çocukların, tecavüze uğrayan çocukların, bu ülkeden kaçan çocukların, bu yüzden sefalete uğramış insanların ağı var sizde. Algıyı bununla değiştirmeyin. Biz buna izin vermeyeceğiz. Milyonlarca genç, milyonlarca vatandaşımızla bu tip toplumun, insanın haklarına, özeline müdahale eden olaylara hep beraber tepki vereceğiz. Teşekkür ediyorum. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.